sünnet sünnet deniyor. Çünkü hedef, nihai hedef Kur'an. Kur'an'ı da işte efendim yok edecekler. Şimdi sünnete saldırıyorlar. E peki ya siz peki Kur'an yok, Kur'an'a gitme, Kur'an sizdeyken yanlış anlamayın. Kur'an'a gitmeyin, Kur'an'a gitmeyin derken zaten Kur'an'ı baştan yok ediyorsunuz. Baştan zaten siz yok ediyorsunuz. Kur'an'a gitmeyin. Kur'an'a gitmeyin. Hocam? Şimdi hocam Kur'an İslam'ı olmaz ifadesi. Hayır hayır. Lütfen siz öyle söylediğinizi demiyorum hocam. Siz öyle söylediğinizi demiyorum. Tavsiye etmek için hocam. Hocam öyle söylediğinizi demiyorum. Kur'an İslam'ı dediğimiz 1988'lerde meal üzerinden, Ali Bulaç'ın meali, Ali Fikri Yavuz'un meali üzerinden, yani Kur'an'ın tercümesinin benim zihin süzgecimden geçmiş, ön yargılarımı da yansıtan, çapsızlığımı da yansıtan, hatalarımı da yansıtan tercümesi üzerinden kalkıp salat kelimesi Üsküdar Eminönü vapurunda efendime söyleyeyim iyi düşünmek, içinden dua etmek anlamına da gelir diyerek ahkam kesmenin biz bu örneklerini hocam, gördük. Benim dediğim hocam benim kastım şu. Eğer ben diyorum Kur'an İslam'ından ki, maksadınız buysa hocam, öyle bir İslam olmaz olsun. Kur'an İslam'ından maksadım Mustafa Öztürk hocanın bu bilgi birikimi ile Kur'an'dan neşvu nema bularak Amenna sunacağı İslam. Evet bizim yahut itiraz ettiğimiz de oydu. Sizin ben, dediğiniz bu değildi. Hocam benim evet kastım yani ya bunun da usulü var. Efendim bunun da metodolojisi aynen var. Ya hiç kimse demiyor ki Kur'an'ı usulsüz okuyalım. Kur'an'ı metodolojiyi okuyalım. Bir de böyle bir iddia aradaki yok farka zaten da dikkat etmek lazım. Şimdi Kur'an'ın hepimiz Allah'ın gönderdiği kitap olduğunu kabul ediyoruz ve korunduğunu kabul ediyoruz. Şimdi orada bizim yanlış bir şeyi anlamamız mümkün. Doğru bir metotla, ciddi bir yaklaşımla onları tahsiye edebiliriz. Fakat sünnet başlığında ortaya sürülenlerde ayrı bir sorun var. Sünnet başlığıyla veya hadis başlığıyla sunulanların önemli bir kısmı Peygamberimizin sözü değil. Oraya yalan malzeme uydurulmuş. Yani sonuçta o yüzden Kur'an'ın otoritesiyle sünnetin otoritesini benzer bir şekilde bir araya almakta baştan sorun çıkıyor. Bir tanesinde peygamberin olduğu söylenip peygamberle alakasız malzeme var. Siz ona hangi metodu uygularsanız uygulayın, onu sünnet kabul ettikten sonra hadis anlamayla ilgili, orada bir kere çuvallamanız kaçınılmaz. Çünkü malzeme sahte malzeme. Kur'an'ın içinde olmayan sahte malzeme sünnet başlığıyla kitapların içine girmiş. Aradaki bu dev farktan dolayıdır ki ben veyahut da benim gibi düşünen mesela Servet Hocam benzeri Kur'an'la sünnet hadis başlığında sunulanların arasını ayırt edelim diyorum. Sünnetle hadisi burada ben eşit anlamda gibi kullanıyorum. Hadisçilerin çoğu da öyle kullanıyor ama hocamın dediği gibi belki o kavramların arasında ayırt etmek gerekiyor. Orada bir şey demiyorum.